Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şura'nın Hikayesi Bölüm 5. Doğukan'dan. Annem bugün kahvaltıya yiğitlerin geleceğini söylediğinden beri evde dönüp duruyordum. Nedensizce çok heyecanlanmıştım. Halbuki nedeni var. İfanur'a karşı bir şeyler hissediyordu. Ay yeter oğlum, dönüp durma başımda. Geç otur şu sandalyeye dedi. Doğukan annesi bir şey anlamasın diye. Anne, hastanedeki bir hastama çok takıldım. Onu düşünüyorum dedi. Tamamen yalan. Hayır olsun oğlum dedi. Kapının çalma sesini duyunca kapıya doğru ilerledi. Ben açacaktım çünkü Şura simit bağı çalmaya gitmişti. Yavaşça kapıyı açtım ve yine kafası eğik bir kızla karşılaştım. Hoş geldiniz diyerek misafirlerimizi içeriye geçirdim. Hifanur bir kere kafasını kaldırmasa da gözümü ondan alamıyordum. Biraz sonra tüm aile kahvaltı masasına oturduk. Herkes karşılıklı oturunca benim karşıma eğik başlı kız oturdu. Yüzümdeki hain gülümsemeye engel olamamıştım. İçimden geçirdim. Ben bu kıza karşı bazı duygularla yaklaşıyordum ama o beni sevemezse diye düşündüm. Sonra inşallah öyle olmaz diyerek çatalımı patates kızartmasına batırdım. Geçen dakikalardan sonra Yiğit'in ailesi evden ayrıldı. Ama aklım hala Hifanur'daydı. Yiğit'ten. Şura ile kavga ettikten sonra arabama atladım. Yaklaşık 15 dakikadır direksiyonu yumrukluyordum. Evet, Şura'nın suçu yoktu ama Sefa'yı koruyordu. Belki de ben öyle anladım. Ama aşırı sinirliydim. Sefa ile konuşmuştuk ve anlamayınca dövmüştüm. Sonra ağzı yüzü kan içindeyken bir daha Şura'nın karşısına çıkmayacağını söylemişti. Şimdi kavgamızdan ailemizin haberi olmasın diyerek evden holdingde bir sıkıntı olduğunu söyleyip çıktım. Şimdi Mardin yollarındaydım. İçimden keşke Şura'yı üzmeden ayrılsaydık diye geçirdim. Sonuçta 5 gün göremeyecektim. Ama şimdi tekrar dönemezdim. Hala çok sinirliydim. O yüzden şimdi karşısına çıkmasam daha iyi olur diye düşündüm. İnşallah aradaki küçük pürüz hallolur ve orman yeşilimle mutlu oluruz diye düşündüm. Belki de en hayırlısı 5 gün ayrı kalmaktı. Hem o düşünür, hem de ben bazı şeyleri düşünürdüm. Ama aramızda hallolmayacak bir şey olmadığını bildiğim için içim çok rahattı. Bu düşüncelerle direksiyonu iyice sıktım ve gaza bastım. Aradan geçen bir saatten sonra telefonumun zil sesi çaldı. Bir heyecanla Şura aramıştır diye düşünerek elimi aldım ama arayan Oğuzhan'dı. Yiğit, holdingde danışmanlarla ve muhasebecilerle yarın toplantımız var. En yakın ne zaman yola çıkarsın diye sordu. Geliyorum Oğuzhan. 2 saat oldu ben çıkalı dedi. Ne ara çıktın oğlum? Hani öğleden sonra ancak çıkardın dedi. Erken çıkmak istedim Oğuzhan. Kapat artık dedi. Oğuzhan'la konuşup telefonu kapattıktan sonra Yiğit iyice gaza bastı. Ertesi gün. Şura dün Yiğit'le kavga ettiğinden beri içi hiç rahat değildi. Yiğit arasa diye bekliyordu. Ona göre Yiğit haksızdı. Halbuki Şura Sefa'yı değil Yiğit'i düşünüyordu. Şura'yla konuşmak istiyordu ama gururu ona engel oluyordu. Kavga edip evden ayrılsa da ailelere bir şey demediği için içi rahattı. Bu düşüncelerle işe odaklanmaya çalıştı. Afra'dan. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkıp banyoya doğru ilerledim. Bu 2 gündür içim içime sığmıyordu. Emir bana her şeyi anlatmıştı. Şu an onunla nasıl oluruz diye hayal kurmaktan aynayla bakışıyordum. Bunları birilerine anlatmazsam çatlarım diyerek Şura'yı arama kararı aldım. Çalıyor, çalıyor, çalıyor.
ve sonunda Şura açtı. Selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Aleykümselam canım. İyi olmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Dedi. Şura, benim sana muhteşem haberlerim var. İki gün önce siz Yiğit'le dışarı çıktığınızda ben eve gitmek için Ahmet amcadan izin aldım. O da normal olarak izin vermedi. Tek gidemeyeceğimi falan söyledi dedi. Sonra ne olmuş olabilir canım? Büyük ihtimalle Doğukan bırakmıştır eve. Sonuçta işe de onunla gidip geliyorsun dedi. Patladın benim güzel arkadaşım. Devam edeyim dur. Ondan sonra Ahmet amca seni de Doğukan bıraksın dedi. O arada senin sütlaç sözü atladı. İşte beni bırakabileceğini, Doğukan'ın ders çalıştığını söyledi. Nasıl heyecanlandım bir bilsen. Kabul etmeyecektim ama Ahmet amca bıraksa sorun olur mu diye sorunca ona karşı gelmek istemedim dedi. Ay çok heyecanlı canım arkadaşım. Ne oldu çabuk anlat hadi dedi. Keşke sözümü kesmesen de devam edebilsem değil mi? İşte ondan sonra arabaya bindik. Sürekli dikiz aynasından bakıp duruyordu. Tabii ben kafamı eğiyordum ama istemsizce hissediyordum. Daha sonra tam arabadan inecekken bir şeyler anlattı. Sonra bazı şeyler imkansız değildir değil mi Afra dedi. Duyuyor musun beni Şura? İkimiz konuşurken bizi duymuş. Ve beni o da seviyormuş. Şimdi nasıl olacak hiç bilmiyorum ben dedi. Canım ya o kadar çok sevindim ki anlatamam çok mutlu oldum. Ben Mardin'e gidince bu konuyu konuşurum onunla olur mu dedi. Tamam canım seni çok seviyorum. Sen ne yaptın özledin mi kocanı söyle bakalım dedi. Şura Afra'nın sorduğu soruyla düşüncelere dalmıştı. Kavga ettiğini anlatmak istemiyordu. İnşallah aramız düzelir diye düşündü. İyi çok şükür aramız ve ben onu çok özledim şimdiden dedi. Afra ile konuştuktan sonra bir yanım çok mutluydu ama bir yanım çok üzülüyordu. Belki de Yiğit beni bu kadar severken ona kötü davranmış olabilirim diye düşündüm. Aslında bugün biraz kafayı dağıtabilirdim. Belki de biraz olsun kendimi iyi hissederdim. Bugün Doğukan izinliydi, onunla dışarı çıkabilirdim. Hızlı adımlarla merdivenlerden inip kardeş Can'ın yanına indim. Doğukan dışarı çıkmak istiyorum. Sen de benimle gelir misin? İşin yoksa tabii dedim. Tamam olur ama erken gelelim. Benim bir hasta için rapor hazırlamam gerekli. Sen hazırlanmaya başla. Ben zaten bu şekilde de çıkarım dedi. Tamam zaten o kadar fazla sürmez dolaşmamız. Hemen hazırlanıp iniyorum dedim. Biraz olsun içimi rahatlatmak için yukarıya çıkıp hazırlanmaya başladım. Elime ilk geçen takımı alıp giyindim. Şalımı da yapıp hızlıca merdivenlerden indim. Doğukan'la arabaya atlayıp sakin bir kafeye gelmiştik. Doğukan, sen iyi olduğuna emin misin? Bir sorun yok değil mi? Dedi. Aramızda yaş farkı olmasına rağmen abi değil de Doğukan demeyi çok sevdiğim için abi demiyordum. Anlatsam mı bilmiyorum Doğukan. Sen benim abimsin. Senden bir şey saklamak istemiyorum. Ben Afra'ya bile anlatamadım dedim ve istemsizce gözümden bir yaş aktı. Doğukan gözümden yaş aktığını görünce yanağıma elini uzatıp gözyaşımı sildi ve devam etti. Hadi bana anlat. Benden başka kimse bilmeyecek. Hem tarafsız bir şekilde birinin yorum yapması gerekiyor değil mi dedi. Doğukan'ın dediğiyle çok sevinmiştim. Ve tarafsız birinin cidden yorum yapması gerekiyor diye düşünüp başladım. Biliyorsun ki komşumuzun oğlu Sefa'nın bana karşı hisleri vardı. Ben bunu Yiğit'e anlattım çünkü aramızda bir şeyin gizli saklı kalmasını istemedim. Anlattım işte. Yiğit o anda o kadar fazla tepki vermedi ama sonra Sefa'yı güzelce uyarmak için görüşmüş. Sefa da laftan anlamayınca dövmüş dedim. Vallahi Yiğit'e önceden sinirli olsam da şimdi iyi ki eniştem diyorum. Oh ne güzel yapmış Sefa'ya. Hak etmiş şerefsiz dedi. Doğukan dediğiyle sözlerime devam ettim. İşte Sefa laftan anlamamış olmalı ki geçen fırına gittiğimde tekrar önüme çıktı. Saçma sapan laflar etti. Yiğit de bizi izliyormuş. Ben Sefa'ya o an çok sinirlendim. Sonra Yiğit yanımıza geldi. Sefa ona da saçmaladı. Sonra Yiğit dayanamadı ve Sefa'ya yumruk geçirdi. Sonra ben bunları ayırdım.
Hızla eve geçtik. Ben Yiğit'e çok kızdım. Neden yaptığını falan sordum işte. Ama bak yemin ederim Sefa'yı korumak için değildi. Aslında amacım Yiğit'i korumaktı. Ama Yiğit beni yanlış anladı. Sefa'yı koruduğumu falan sandı işte. Bir anda sinirlendi, odadan çıktı. Kahvaltıyı da yapmadan o yüzden çıktı o gün. Yoksa işi yoktu. Size sorgulamayın diye işi çıktığını söyledi. O yüzden dün sabahtan beri hiç konuşmuyoruz dedim. Doğukan beni pür dikkat dinleyip başladı konuşmaya. Bak şimdi Şura, bana göre bu konuda Yiğit haklı. Şimdi seven erkek kıskanır diye bir klişe söyleyeceğim ama Sefa da çok olmuş. Şöyle bir düşün bakalım. Yiğit'in bir sevdiği olsa, o da sana böyle yapsa, sen de sakin olur muydun? İşte biliyorum ki sakin olmazdın. Bir de senin Yiğit'e göre daha sakin bir yapın var. O yüzden Yiğit haklı. Onun aramasını bekleme. Çünkü benim bildiğim aramaz. Gururuna yediremez. Senin araman şu anlık daha mantıklı dedi. Şöyle bir düşündüm de aynı olay Yiğit ve Mardin'deki haliyle aklıma gelince sinirden gözüm seyirdi. O kız Yiğit'in karşısında benim yanımda o kelimeleri kullansa ben de sinirlenirdim. Evet galiba kocacığımı benim aramam gerekiyordu. Hep o mu alttan alacaktı diye düşünüp Doğukan'a döndüm. Teşekkür ederim. Bana o kadar yardımcı oldun ki kardeşcan. İstersen artık eve gidelim olur mu dedim ve Doğukan kabul etti. Hemen eve gidip Yiğit'i aramak istiyordum. Aramızın düzelmesini o kadar istiyordum ki. Bırak yüzünü görmeyi, sesini bile çok özlemiştim. Arabaya Doğukan'la binip evin yolunu tuttuk. Hemen odaya geçip Yiğit'i aramak istiyordum. Hızlıca eve girip merdivenlerden çıktım. Direkt Yiğit'i arama tuşuna basıp bekledim. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Yiğit'ten. Öğleden sonraki toplantıdan sonra çok yorulmuştum. Masanın başına geçip dünkü olayları düşünmeye başladım. Tabii ki Şura şerefsiz Sefa'yı sevmek manasında korumuyordu ama istemsizce kıskanıyordum. Ben bile daha orman yeşilime doya doya bakamamışken bu Sefa'nın sindirime dokunması çok zoruma gidiyordu. Bu düşüncelerle tam dalıyorken telefonumun çaldığını fark ettim. Telefonda yazan "Orman yeşilim" yazısını görünce istemsizce gülümsemiştim. Dünden beri bırak yüzünü görmeyi sesini bile duyamıyordum. Hemen açmamak için bir 10 saniye bekleyip açtım. Selamünaleyküm, nasılsın Yiğit dedi. Allah'ım bu orman yeşilimin sesi bile mi huzur kokar diye düşünüp konuştum ama biraz soğuk yapmak istiyordum. Aleyküm selam, oturuyorum dedim. Öte taraftan da bir afallama sesi duydum ve istemsizce gülümsedim. Sağ ol ben de iyiyim ya, cidden dedi. Şura bir şey söyleyeceksen söyle. Birazdan toplantıya gireceğim dedim. Tabii ki pembe bir yalan söylemiştim. Toplantı falan yoktu. Sadece biraz trip yapacaktım. Aa, tamam artık dayanamıyorum. Tamam özür dilerim. Fazla gereksiz bir kavgaydı. Sen haklıydın. Ama bak yemin ederim sırf sana zarar gelmesin diye öyle davrandım. Affettin mi? Dedi. Tamam Şura şu anda kapatıyorum. İyi günler dedim. Yok öyle kapatmak. Beni dinledin ve cevabını bekliyorum. Affettin mi diye sordum dedi. Şura, ben tamamıyla haklıyım dememiştim zaten o günde. Ama biraz empati yapabilirdin. Sen de bu durumdayken daha fazla yapacağını biliyorum dedim. Tamam işte, özür diliyorum. Hem Şura ne ya? Hani hep orman yeşilim diyordun. Ne oldu kocacığım dedi. Şura'nın dediğiyle Şura'nın duyamayacağı bir şekilde kahkaha attım. Hem orman yeşilim dememi istiyordu, hem de bana kocacığım demişti. Evet evet, ben bu kızı çok seviyorum. Tamam Şura, affettim. 3 gün sonra görüşürüz. Allah'a emanet ol dedim. Şura hayatımda belki de en güzel kelimeleriyle kulağımı doldurdu. Ağlamaklı sesiyle, bak cidden özür dilerim. Böyle yapmamam gerekiyordu. Hem teşekkür de ederim, tartıştığımızı kimseye söylememişsin. Şimdi söyleyeceklerimi de aklına kazı. Çünkü sürekli söylemeye utanıyorum. Ben seni çok seviyorum Yiğit. Hani 2 gündür sesini bile özlüyorum. Bunları sana söylemeye çekiniyorum ama seni sevmesem aramazdım bile. Hem sen kaçsan da bu sefer ben seni bırakmam. Bana sarılınca kokunu içime çektiğim için o kokusuz bile yapamam.
Beni sensiz bırakma olur mu? Zaten kötü ayrıldık. Bu yüzden canım sıkkın dedi. Şura'nın söyledikleriyle sevinç çığlıkları atıyordum. Ben orman yeşilime o kadar bağlanmıştım ki bir sözüne bile ikna olabiliyordum. Ben de seni çok seviyorum orman yeşilim. Seninle kötü ayrıldığımız için benim de canım çok sıkkın. Sesini, kokunu, her zerrenin çok özledim orman yeşilim dedim. Şura'nın telefonun ardından kıkırdadığını duyunca daha da bir sevindim. Çok şükür aramızdaki meseleyi de çözmüş olduk. Teşekkür ederim kocacığım. Şimdi izin verirsen 2 gündür sensiz hiçbir şey yiyemiyorum ve çok acıktım. Kapatıyorum. Kendine iyi bak dedi. Sen bensiz yemek de mi yiyemedin? Ben 3 gün sonra gelince yediririm sana orman yeşilim dedim. Yiğit'ten. Dün barışmıştık ama ben orman yeşilimi çok özlemiştim. Daha onu görmeye 2 gün vardı. Aslında aklımda bir fikir vardı. Gidip ev eşyası alma bahanesiyle orman yeşilimi görmeye gidebilirdim. Zaten 2 gün vardı. Hemen uçak bileti alsam akşama orada olurdum. Şura'yı söylemeyip sürpriz yapsam diye düşündüm ve asistanımı arayıp en yakın saate Ankara için uçak bileti almasını söyledim. Bu düşüncelerle önümdeki dosyaya dalmışken kapı çaldı. İçeriye hem Şura'nın süt kardeşi hem de holdingin danışma müdürü Emir geldi. Yiğit Bey, geçen ayki gelir gider grafiklerine beraber bakmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Yarım saatiniz var mı dedi. Emir, aramızda kalsın ama Şura'yı görmeye Ankara'ya gidiyorum. O yüzden konağa gidip üstümü falan değiştirmem gerek. Sonra halledelim olur mu? Hatta sen Oğuzhan'la birlikte hallet dedim. Tamam o zaman Yiğit Bey, hayırlı yolculuklar dedi. Emir'e de teşekkür edip masadan ayrıldım. Koridorda asistanla konuştuğumda uçağı 2,5 saatin olduğunu söyledi. Hemen arabaya binip konağa gittim. İlfanur ve annemi normalde 2 gün sonra götürecektim ama onları da erken götürsem sorun olmaz diyerekten onlara da bilet almıştım. Eve gidip hemen üstüme bir şeyler giyindim. Aşağı indiğimde İlfanur ve annemin de hazır olduğunu gördüm. Uçma zamanı gelmiş ve Ankara yolculuğu başlamıştı. Akşama doğru indiklerinde oradaki kiralanan arabayla Şura'ların evinin yolunu tuttum. Orman yeşilime giderken kuyumcudan çok zarif bir kolye almıştım. Sonuçta kız kınası olacağı için beni içeriye almayacaklardı. Bu düşüncelerle Şura'nın evlerinin önüne gelmiştik. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Orman yeşilini çok özlemiştim. Kapıyı çaldım ve omzunu örten yemenisiyle karşımda orman yeşilini gördüm. Şura'nın ağzı açık kalmıştı. Evet, gözlerinin içi de parlıyordu. İlfanur ve annem, sürpriz yaptık. Yiğit Bey duramamış gelin kızımız dedi ve içeriye girdiler. Şura ise hala şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Bense o delici bakışlarını atacağını bildiğim halde sözlerime başladım. İstersen ağzını kapat orman yeşilim, sinek girecek derken hafifçe Şura'ya doğru yaklaştım ve eğilip tam öpecekken Şura kendine gelmiş olmalı ki. Ya yaklaşma, pis sapık diye bağırın bak. Hem sen neden erken geldin dedi. Baktım ki karıcığım beni çok özlemiş, ben de dayanamadım geldim dedim. Şura tam gidecekken kolunu tuttum ve bana doğru çevirip kendime doğru çektim. Senin kokunu, sesini, her şeyini çok özledim orman yeşilim deyip sıkıca sarıldım ve yanağına sulu bir öpücük bıraktım. Şura yüzü kızarık bir halde giderken döndü ve yanağıma uzun bir öpücük bıraktı. Söylemeyecektim ama ben de seni çok özledim canım. Kokunu, gülüşünü, hatta inanır mısın bana sinirlenişini bile özledim dedi. Ben Şura'nın dedikleri ve yaptığıyla şok geçirdim ve olduğum yerde kala kaldım. Evet evet, ben orman yeşilini Allah için çok seviyordum. Şükürler olsun onu bana yazan Rabbime. Yiğit Şura'nın yaptığı şoktan çıktı ve salona geçti. İlk olarak kayınvalidesinin ve babasının elini öptü. Ay gelin kızım, kaynanam seviyormuş. Yemeğin üstüne geldik diyeceğim de kaynanam beni hiç sevmez dedi. Geldiğinize o kadar çok sevindim ki anneciğim. İyi ki geldiniz dedi. Yiğit masada sessizce Şura'ya doğru eğildi ve annemleri mi sevindin, bana mı sevindin orman yeşilim dedi. Şura Yiğit'in dediğiyle masada domatese dönmüştü ve Şura masada yerin dibini arıyordu girmek için.
Geçen yemeğin ardından çay için salona geçmişlerdi. Yiğit, Fatma anneciğim, aslında benim erken gelmemin sebebi alışveriş yapmamız gerekiyor. Mardin'deki konakta bir katı bize ayarladığı için orayı dizayn etmemiz gerekiyor. Buradan alıp Mardin'e yollamamız gerekiyor. İzniniz olursa Şura'yla çıkabilir miyiz dedi. Fatma Hanım, tamam oğlum sen de haklısın ama geç kalmamaya dikkat edin olur mu dedi. Şura ve Yiğit hazırlanıp dışarıya çıktılar. Yiğit Şura'nın elini eline kenetleyip arabaya yerleştiler. Bahanen de çok iyiymiş Yiğit Efeoğulları dedi. Bahanem de neymiş söyle bakalım Şura Efeoğulları dedi. Birincisi ben hala Şura Hisar'ım. İkincisi de mobilya alışverişini de normal olarak Mardin'de yapabilirdik dedi. Tamam teslim oluyorum hatunum. Seni çok özledim ve yanına gelmek istedim. Biraz da dargın ayrıldığımız için içim içimi yedi. Oldu mu? Rahatladın mı orman yeşilim dedi. Şura Yiğit'in dediğiyle çok sevinmişti. İçindeki kelebeklerle birlikte. Ne yalan söyleyeyim benim de içim içimi yedi. Ne aradın ne sordun. Hain misin be adam? Hiç mi özlemedin beni dedi. Yiğit Şura'nın elini öpüp özlemez olur muyum hatunum? Çok özledim seni dedi. Geçen bir saatin ardından Şura ve Yiğit çok güzel bir kafeye gelmişlerdi. Yiğit, hani mobilya bakmaya gidecektik? Canım kahve içmek istedi, orman yeşildim. Hemen içer, yarım saate kalkarız olur mu? Yiğit Şura'dan evet cevabını alınca bir masaya geçtiler. Aslında Yiğit'in planı buraya gelirken aldığı kolyeyi Şura'ya takmaktı. Hayatım boyunca tek incim olarak kalacak olan tek bir gözyaşına bile kurban olacağım orman yeşilim. Senin o narin boyuna bir kolye almak istedim. İnşallah beğenirsin diyerek kutuyu masaya açıp bıraktı. Şura Yiğit'in söylediklerini düşünüyordu. Ne güzel bir adam. İyi ki sevmişim diye düşündü. Hayatım boyunca hep seveceğim adam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok beğendim. İyi ki varsın canım kocacığım deyip normalde utansa da yanağına doğru eğilip Yiğit'in yanağına kısa bir öpücük bırakıp geri çekildi. Kafede kahve içtikten sonra ikili büyük bir AVM'nin önünde durdular. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten içeriye girdiler. Geçen 5 saatin ardından ikili konaktaki kalacakları kattaki yerlerine yatak odası takımı, bir masa, 2 sandalye, 2 tane de berjer seçmişti. İkisi arabayla eve geçtiklerinde akşam yemeği hazır olmuştu ve kurt gibi açlardı. Doğukan'dan kardeşim ve Yiğit evden çıktıklarından sonra normalde dışarıya çıkmam gerekiyordu ama çıkamıyordum. Annem kızardı çünkü evde bekar bir kız vardı. İleride benim hatunum helalim olacak kız diye evde durmama kızardı. Hifanur neden bana bakmıyordu diye düşündüm. Evet haramdı. Bunu ben de biliyordum ama kendime engel olamıyordum. Aklıma bir fikir geliyordu ama korkuyordum nasıl tepki verecek diye. Aklımdaki fikirse annem de Hifanur'un numarası vardı. Annemden gizli o numarayı alsam, ilk başta Hifanur'a gizliden mesaj atsam, kimi sevdiğini öğrensem, sonrasında çok kızacak ama kendime engel olamıyordum. İşte plan buydu. İnşallah işe yarardı. Düşüncelerden çıkıp annemin telefonunu aramaya başladım. Hifanur aşağıda salonda oturuyordur kesin diye düşündüm. Af Allah'ım, başı iyi kız aklımdan çıkmıyordu. Büyük ihtimalle telefon ya mutfakta ya da salondaydı. Nasıl bir bahane bulup salona geçebilirim diye düşünüp annemi yanıma çağırdım. Evet evet, salonda küçük bir kitaplığımız vardı. Oradan kitap alacağım diyebilirdim. O arada annem yanıma gelmişti ve başladım sözlerime. Anne biliyorum ayıp olacak ama benim aşağıda kitabım kaldı. Onu salondan almam gerekiyor dedi. Olmaz oğlum. Hem Hifanur yemenisini taktı. Seni öyle görmesini istemez. Ayıp olur. Sonra alırsın. Şimdi başka bir şeyle ilgilen dedi. Anne işim acele olmasa böyle bir şey yapmam zaten ama o kitap bana çok yarayacak. Ben de istemem ama zorundayım dedim. Annem mecbur kabul etti ama bir şartla. İlk önce o aşağı inecek. Hifanur ve Aydan Hanım müsait mi kontrol edecekti. Geçen 10 dakikanın ardından annem gelmiş içeriden almamı istemişti. Aklımdaki planda salona bakıp eğer orada yoksa kesinlikle mutfaktadır diye düşündüm. Merdivenlerden aşağı inip salona geçtim.
Salona geçtiğimde Hifanur'un başı hemen yere indi. Şaşırmadım zaten. Salona göz gezdirdim ve telefonu bulamadım. Oradan gözüme kestirdiğim bir kitabı bulup anneme ''Buldum işte, tamamdır anne'' deyip mutfağa geçtim. Mutfağa geçtiğimde gözlerim ışıl ışıl parladı. Çok şükür annemin telefonunu buldum. Hemen rehbere geçip ''Hifanur kızım'' adlı kişiye girdim ve numarayı kendi telefonuma kaydettim. Nasıl kaydettim çok merak ettiniz değil mi okuyucular? Başı eğik kız diye kaydettim. Tabii ki şimdi mesaj atmayacaktım. Akşam olunca nasılsa atarım diye düşündüm ve yemek yemek için aşağı indim. Yazardan Şura ve Yiğit tüm aile yemeklerini yiyip salona çay içmek için geçtiler. Çay faslından sonra Ayden Hanım, çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Bu deli olana uyup erken geldik, kusurumuza bakmayın. Bize de artık müsaade dedi. Ayden Hanım'ın dediğiyle Doğukan ve Yiğit'in yüzü düşmüştü. İkisi de aynı duyguları besliyorlardı ama farklı kişilere. Olur mu canım dünürüm? Hem ne kusuru? Ben çok memnunum halimden. Hem oturup sohbet ettik. Ne güzel oldu. Hem ne müsaadesi? Şimdi otel falan olmaz. Bugünlük burada kalırsınız. İtiraz istemem dedi. Zor geçen ikna sürecinden sonra Efeoğulları bireyleri bugün burada kalacaktı. Doğukan ve Yiğit'in yüzünde güller açıyordu. Şura da içinden sevinç çığlıklar atıyordu. Hifanursa belli etmese de rahatsız olmuştu. Sonuçta evde yabancı vardı. Fatma Hanım, sizin için de sorun olmazsa Hifanur kızım Şura'yla Şura'nın odasında kalsınlar. Yiğit oğlum da Doğukan'ın odasında kalır. Dünürüm sen de misafir odasında rahatça kalırsın. Çocukların konuşacağı konular vardır dedi. Ayden Hanım, olur olur dünürüm. Vallahi çok sağ olun, sizi de yorduk dedi. Fatma Hanım sorun olmayacağını söyleyip yatakları hazırlamaya gitti. Yiğit bir muzurluk yapacağı için Şura'ya mesaj attı. Orman yeşilime. Hatun bir dışarıya çık da yüzünü göreyim. Helalime. Daha yeni yemekte çay içerken görüştük ya. Orman yeşilime. O sayılır mı hiç? Hadi bekliyorum hatunum. Geçen 10 dakikanın ardından Yiğit ve Şura bahçeye indiler. Şura dışarı çıkarken neden üstüne bir şey almadığını içinden sorguladı. Çünkü hava biraz esiyordu ve elleri şimdiden çok üşümüştü. Bak işte güzelim, sinirlenmek için bir sebebim var. O üstün halde ne öyle? Neden üstüne bir şey almadın? Yoksa klişeyi yaşamak mı istiyorsun? Her dizinin vazgeçilmez sahnesi. Üşüyen kıza kahraman olan ceketini verir ve kız üşümez dedi ve kahkaha attı. Şura'nın Yiğit'in dediğiyle yüzü kızarmıştı. Komik bir durumdu ama evet, evet üşüyordu. Hem de elleri titriyordu. Hiç de mütevazi olamayacağım. Almadan çıktım ve üşüyorum. Sen de kocam olarak bana ceketini vereceksin dedi ve küçük bir kahkaha attı. Yiğit Şura'nın söyledikleriyle gülümsemişti. Ama sinirlendirmek için sözlerine başladı. Oo hatun, kocan olarak kabul ettiysen bu gece benim yanımda Doğukan yerine sen yatabilirsin. Ben de çok güzel bir uyku uyumuş olurum. Olur mu orman yeşilim dedi. Şura'nın Yiğit'in dediğiyle yüzü kızarmıştı ama konuşmaktan da geri çekilmedi. Aa sen de iyice arsız bir şey oldun. Hem biz evli değiliz dedi. Yiğit de öyle olsun bakalım deyip kocaman sarılıp kocaman bir öpücük bıraktı ve ikisi beraber içeriye geçtiler. Lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.